Doktor Çehov'dan Öyküler. Anton Çehov. Ayna. Yılbaşı gecesi. Çiftlik sahibi, generalin gece gündüz evlenmekten başka bir şey düşünmeyen genç, güzel kızı Nelly, yorgun, yarı kapalı gözlerle odasında aynaya bakar. Soluk, gergin yüzü, elindeki ayna gibi kıpırtısız. Aynadaki gerçeğe pek benzemeyen görüntü, aslında yüzünün, elinin, ayna çerçevesinin ve dizi dizi mumların aynada yansımasından başka bir şey olmayıp, dar bir koridor gibi derinlere doğru uzayıp gider. Bir sis bulutu içinde sonsuzluğa uzanan kurşun rengi bir deniz havası verir. Bu deniz dalgalanıyor, hareleniyor, arada bir tan kızıllığına bürünür. Nelly'nin kıpırtısız gözlerine, açık ağzına bakarak onun uykuda mı yoksa uyanık mı olduğunu anlamak güç. Gene de birinin gülümsemesini, gözlerinin yumuşak, tatlı bakışlarını görür, ardından dalgalanan kurşun rengi zemin üzerinde yavaş yavaş bir erkeğin başı, sonra yüzü, sakalı, kaşları belirir. Sonu gelmez düşlerinin, umutlarının konusu olan adam bu işte. Nelly'nin alın yazısı olan bu adam, onun her şeyi, yaşamının anlamı, mutluluğu, geleceği, talihi, her şeyi. O olmasa kurşun rengi zemin tümüyle karanlık, boş, anlamsız kalırdı. Bunun içindir ki karşısında tatlı tatlı gülümseyen yakışıklı erkek yüzünü görünce büyük bir mutluluk, ne sözle ne de yazıyla anlatılabilen sarsıcı, tatlı bir heyecan duyar. Aynaya baktıkça erkeğinin sesini işitir. Birlikte aynı çatı altında yaşadıklarını, yaşamanın onunkiyle her gün biraz daha kaynaştığını düşler. Kurşun rengi zemin üzerinde aylar, yıllar akıp gider. Nelly geleceğini açıklıkla tüm ayrıntılarıyla görür. Bununla da kalmayıp aynada kurşun rengi zemin üzerinde görüntüler ardı ardına değişir. Nelly soğuk bir kış gecesi ilçe hükümet tabibi Stepan Lukic'in evine gidip kapısını çaldığını hayal eder. Avlu kapısının arkasında bir köpek hırıltılı sesiyle tembel tembel havlamakta. Doktorun penceresinde ışık yok. Her yer sessizlik içinde. Tanrı aşkına, Tanrı aşkına açın, der Nelly. Avlu kapısı sonuna kadar gıcırdayarak açılır. Doktorun aşçısı olan kadın çıkar dışarıya. Doktor evde mi? Diye soruyor Nelly. Aşçı kadın, efendisini uyandırmaktan korkuyormuş gibi kolunu ağzına dayayarak "Uyuyorlar," diye fısıldar. "Salgın hastalıkla savaştan yeni döndüler. Uyandırmamam için sıkı sıkı tembih ettiler." Nelly aşçı kadını dinlemez. Onu eliyle iterek çılgın gibi doktorun evine dalar. Karanlık, havasız birkaç odayı geçip yolunun üzerinde birkaç sandalyeyi devirdikten sonra yatak odasına girer. Stepan Lukic yalnızca ceketini çıkarmış, sokak giysisiyle olduğu gibi yatağında yatmakta, dudaklarıyla avucuna hohlamaktadır. Yanındaki komodinin üstünde kısık bir gece lambası yanar. Nelly tek söz etmeden bir sandalyeye çöker, ağlamaya başlar. Tüm bedenini sarsan acılı bir ağlama tutturur. Sonunda dayanamayıp "Kocam, kocam hasta," diyebilir. Stepan Lukic'ten çıt yok. Ama ağır ağır yataktan doğrulur. Başını eline dayadıktan sonra konuğunu uykulu, kıpırtısız gözlerle bakar. Hıçkırıklarına güç tutan Nelly, "Kocam hasta," diyor bir daha. "Tanrı aşkına gidelim. Çabuk, mümkün olduğu kadar çabuk." Doktor avucuna hohlayarak "Ne?" diye homurdanır. "Gidelim. Ne olur? Hemen gidelim. Yoksa söylemeye dilim varmıyor. Tanrı aşkına gidelim." Nelly, yüzü solgun, bitkin bir durumda, gözyaşlarını tutarak kocasının birdenbire hastalandığını, o yüzden büyük bir korkuya kapıldığını soluk soluğa anlatır. Acıları bir taşı bile merhamete getirebilir. "Gel gelelim." Doktor ona hala bön bön bakıp avucuna hohlar. Yerinde put gibi durur. Sonunda şöyle mırıldanır. "Peki,
Yarın gidelim. Nelly korku içinde, olmaz diye bağırır. Biliyorum, kocam tifoya yakalandı. Hemen, şimdi gitmemiz gerek. Doktor gene mırıldanır. Şey, ben de yeni döndüm. 3 gündür salgın hastalıklarla boğuşuyorduk. Hem yorgunum, hem de hasta. Kesinlikle gidemem. Hastalık bana da geçmiş olabilir. Bakın. Bunları söylerken Nelly'nin gözüne termometreyi dayar. Oturacak durumda bile değilim. Bağışlayın beni. Yatıp dinleneceğim. Yeniden yatağına uzanır. Nelly umutsuzluk içindedir. Size yalvarıyorum doktor, diye inler. Tanrı aşkına yardım edin bana. Son bir çaba gösterin de gidelim. Emeğinizin karşılığını veririm. Aman tanrım. Dedim ya, gidecek durumda değilim. Ah. Nelly yerinden fırlayıp ayağa kalkar. Odada sinirli sinirli dolaşmaya başlar. Bütün istediği doktora her şeyi anlatmak, durumunu onun kafasına sokmak. Doktor kocasını ne denli sevdiğini, şimdi ne denli mutsuz olduğunu anlasa yorgunluğunu da hastalığını da unutur sanır. Ama istediği gibi anlatamaz bir türlü. Stephen'lık için Çiftçiler Birliği doktoruna gidin dediğini işitir bir ara. Gidemem. Buradan 25 kilometre uzakta oturuyor. Hem zamanım kıt hem de atlar o uzun yola dayanamaz. Bizden burası 40 kilometre tuttu. Bir o kadar da Çiftçiler Birliği doktorundan eve. Hayır, olacak şey değil. Gidelim, Stephen Lukic. Sizden özveri bekliyorum. Gösterin yiğitliğinizi. Acıyın bana. Hay lanet olsun. Ateşim var diyorum. Başım ağrıdan zonkluyor. Ama laf anlatamıyorum ki. Gidemem. Rahat bırakın beni. Ama hastaya gitmek sizin göreviniz. Gitmemezlik edemezsiniz. Sizin bu yaptığınız düpedüz bencillik. İnsan bir başkası için özveride bulunabilmeli. Oysa siz gitmek istemiyorsunuz. Sizi mahkemeye vermekten başka çıkar yol yok. Nelly pek hoş olmayan ve doktorun hak etmediği bir yalan kıvırdığının farkındadır. Öte yandan kocasının kurtuluşu için mantığı da, nezaketi de, başkasına acıma duygusunu da bir yana bırakmaktan başka çaresi yoktur. Verdiği gözdağına karşılık doktor hırsla bir bardak soğuk su içer. Zavallı Nelly, yeniden bir dilenci gibi yalvarmaya, acındırmak için dil dökmeye başlar. Doktor sonunda razı olur. Ağır ağır yerinden doğrulur, gerinir, oflayıp puflar. Ceketini arar. Nelly ona yardım ederek, işte ceketiniz der. İzin verin de ben giydireyim. Tamam, gidelim artık. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ömrüm oldukça minnettar kalacağım size. Ne sonu gelmez işkence. Doktor ceketini giydikten sonra gene yatar yatağına. Nelly onu kaldırıp hole götürür. Orada lastik ayakkabılarıyla, kürküyle bir süre uğraşır. Bu sefer de şapka yok ortada. En sonunda Nelly arabanın içinde bulur kendini. Yanında da doktor. Geriye 40 kilometreyi aşmak kalmaktadır. Böylece kocasına tıbbın yardımı ulaşacak. Her taraf zifiri karanlık. Göz gözü görmez. Soğuk bir rüzgar bıçak gibi keser insanı. Tekerlerin altında donmuş toprak tümsekleri var. Arabacı ikide bir arabayı durdurur, gideceği yolu kestirmeye çalışır. Nelly ile doktor yol boyunca susar. Korkunç derecede sarsıntılı bir yolculuk bu. Ancak onların ne soğuğu hissettikleri var ne de sarsıntıyı. Nelly, çabuk sür arabacı diye sıkıştırır bir yandan. Sabahın 3'üne doğru bitkin atlar evin avlusuna yaklaşır. Nelly avlu kapısını, tapıncaklı kuyuyu, sıra sıra dizili ahır ve ambarları görür. Eve gelirler en sonunda. Stephen Lukic'i yemek odasındaki kanepeye oturtan Nelly, "Bir dakika, ben şimdi gelirim." der. "Siz biraz dinlenin, ben hastanın durumuna bakıp geleyim." Nelly bir dakika sonra kocasının yanından döndüğünde Nelly doktoru yatmış bir halde bulur. Doktor kanepeye uzanmış, bir şeyler mırıldanmakta. "Doktorcuğum, buyurun içeri." "Domna'ya sorun, Domna'ya," diye saçmalar doktor. "Ne?" "Toplantıda söylemişlerdi. Vlasov söyledi." "Nedir o? Kimsiniz?"
Nelly korku içinde doktorun da kocası gibi sayıkladığını anlar. Şimdi ne yapmalı? Kararını verir hemen. Çiftçiler Birliği doktoruna gitmeli. Sonra gene karanlık, keskin soğuk, rüzgar, donmuş toprak tümsekleri. Ruhu da bedeninde sızılar, ağrılar içinde. Kalleş Doğan'ın çektiği bu acıların karşılığını ödemeye ne gücü yeter ne de onu kandırmak için bir çaresi vardır. Nelly, aynanın kurşun rengi yüzeyinde kocasının her bahar borç karşılığı çiftliğini ipotek ettiği bankaya borç taksitlerini ödemek için para aradığını görür. Ne onun gözüne uyku girmektedir ne de Nelly'nin. İcra memurunun gelişlerini savuşturmaya çalışırken ikisi de başları çatlayıncaya dek bir çare düşünür. İşte çocuklarını görür. Üşütmeler, kızıl, kuş palazı gibi hastalıklar. Okulda aldıkları sıfırlar, ayrılıklar. 5-6 yumurcaktan biri %100 ölecek. Kurşun rengi zemin ölümlerden de uzak değildir. Ölüm en doğal şeydir. Ama karı koca aynı zamanda ölmezler ki. İkisinden biri mutlaka öbürünün öldüğünü görecektir. Nelly, kocasının nasıl öldüğünü gözlerinin önüne getirir. Bu korkunç felaket tüm ayrıntılarıyla gözükür ona. Tabut, mumlar, zangoç, hatta tabutçunun bıraktığı çamurlu ayak izleri gözlerinin önünde canlanır. Ölen kocasının yüzüne şaşkın gözlerle bakarak, "Bütün bunlar niçin? Neden böyle oluyor?" diye sorar kendi kendine. O güne değin kocasıyla birlikte sürdürdükleri yaşam yalnızca bu ölüme aptalca saçma sapan bir hazırlıkmış gibi gelir. Tam o sırada elinden düşen bir şey çat diye yere çarpar. Nelly irkilir, sıçrar. Gözlerini kocaman kocaman açar. Bir aynanın ayaklarının dibinde, öbürünün ise eski yerinde masada durduğunu görür. Alıp bakıyor aynaya. Solgun, ağlamış bir yüz görür aynada. Kurşun rengi zemin yok olup gitmiştir. Hafifçe içini çekerek "Galiba uyuyakalmışım" diye düşünür. 1885